Türkeş döneminde ülke ocaklarıyla MHP bir ve aynı bedende iki kurum olarak düşünülmüyordu. Hatta Abdülhamid Türkeş'in bir şekilde iki sert, iki ağır eril yapının diyeyim, birbirini denetleyebileceği şekilde onları birbirinden uzak tutmak gibi bir politikası vardı. Bu politika onun ölümüyle ve Devlet Bahçeli'nin seçilme süreci, seçildiği kongre süreciyle, o işte silahların atıldığı sandalyelerin etrafta dolaştığı şeyle sona erdi. Sonra benim şu ara ironiyle güldüğüm bir konuşma var. Daha evvelden daha çok gülüyordum buna çünkü daha çok söyleniyordu. Bir akraban var. Biz Devlet Bahçeli işte MHP tarafında olmayanlar, sağda olmayanlar diyeyim. Devlet Bahçeli'yi niye beğendik zamanında? Çünkü Gezi'de bile vardı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları ve MHP değil mi? Niye sevdik? Çünkü Ülkü Ocakları'nı şeyden çekti, sağdan çekti. Aslında yaptığı şey Devlet Bahçeli'nin Ülkü Ocakları'nı kendisine sadık bir yapıya dönüştürmek üzere ciddi tasfiyeler yapmaktı. Anladığım kadarıyla Sinan Ateş'e kadar da bu işi bir şekilde koparmış. Hani öyle görünüyor. Yani o işte bizim alandan çektiğini insanların düşündükleri vaziyet esasında kendisine sadık. Yani nasıl ki şöyle bir durum vardı. Ülkü Ocakları Alparslan Türkeş'e sadıktı. MHP ile arasında mesafe ve hatta çoğu zaman gerilim vardı. Yanlış mıyım Alaaddin? Doğru, çok doğru analiz. Şimdi o yok artık. Onun yerine biz ne diyoruz? Bugün içim çok cız etti. Ayşe Hanım'ın söylediği bir şeyden dolayı. Sinan adam döndürmüştü. Ben ona dedim ki sen akademisyensin. Evet. Böyle şeyler yapmamalısın. Sana yakışıyor mu? Şimdi demek ki Ülkü Ocakları böyle bir şeye evrilmiş. Daha evvelden en azından 90'larda, 80 öncesi ayrı hikaye ama en azından 90'larda Ülkü Ocakları MHP emredince yapan bir yer değildi. Zaten bütün o kongre sürecinde yaşadığımız patlamada esasında o ne diyeyim güçler ayrılığının bir neticesiydi. Şimdi başka bir şey görüyoruz. Şimdi az önce Alaaddin Bey şeyi kullandı, fotoğraf metaforunu kullandı. Ben de aynı yerden devam edeceğim, aynı metafordan devam edeceğim. Şimdi yaptıkları şeyle mahkemedeki bu üç günlük hakikaten insanların akıllarıyla dalga geçen, alay eden performansın yapmaya çalıştığı şey mevzuyu, kadrajı daraltarak ve olay anındaki bazı şeylere yalnızca fazla yaklaştırarak fotoğrafı hululaştırmak. Doğru mu? Çünkü biraz açıldığında kadraj, biraz geriye çekilmeniz gerekir. Az önce benim yapmaya çalıştığım gibi biraz geriye çekilmeniz gerekir. Geriden baktığınızda kadraj kalabalıklaşacaktır. Daha fazla öğe, belki daha fazla kişi, daha fazla hikaye girecektir kadraja. Onlar arasındaki ilişkiler de netleşecektir. Onlar da görünürleşecektir. Şimdi istemedikleri şey bu. Ve bence şöyle de bir taraf var. Ben biraz hani susurluk dedin Göksel. Azıcık o dönemi de hatırlıyorum. O dönem Yeni Yüzyıl'da gazetecilik yapıyordum. Ve MHP'nin daha Alparslan Türkeş hayattayken MHP'nin en büyük belalarından bir tanesi aha bu gene geldi. Yani iddia ediyorum ki 80'lerin ortasından itibaren MHP kendisini yükselmekte olan İslamcılığı dengeleyecek bir yerli milli güç, öz yerli milli güç olarak tarif etmeye başlamıştı. Sekülerleşiyordu, BBP ile ayrılığı biraz hani öyle anlayabilmek belki mümkün, öyle bakıldığında anlaşılır görmek mümkün. Muhsin Yazıcıoğlu'yla, daha doğrusu Nizami Alem Ocakları ile Ülkü Ocakları arasındaki kavgayı, o dönemdeki kavgayı. Ve Devlet Bahçeli sanki o noktadan alırmış gibi oldu. Fakat elimizde ne var şimdi? Bir ve aynılaşmış, kendi içinde güçler dengesi olmayan bir yapı var. Susurluk'ta takılınan yerde o bütün o sürecin şeylerinden bir tanesi, sebeplerinden bir tanesi de MHP'nin kendisini Susurluk gibi süreçlerde görmek. Şöyle söyleyebiliriz. Esasında MHP normalleşmeye çalışıyordu diyelim. Türkiye'leşmeye çalışıyordu, normalleşmeye çalışıyordu 90'larda. Öyle bir politika vardı. Ama iflas etti. Yani olmadı şeyde değil. Hatta dediğim gibi 2000'lerde MHP
Nin muhalefette olduğu dönemde insanların görmeye çalıştıkları manzarada esasında orada yola çıkılan, orada başlanan bir yolculuğun sonuçları gibi görünüyordu. İşte hatırlarsan şey denirdi, işte sarımsak yemeyi yasakladı, beyaz çorap giymeyi yasakladı falan gibi. Hakikaten beni benden alıyordu çünkü bir yapıyı hiç tanımamak anlamına geliyordu. Bütün bu aşağılamak anlamına geliyor. Evet, yani hem tanımamak hem aşağılamak. Çünkü MHP sınıfsal olarak baktığınız zaman da köylü, işçi ve memur çocuklarını görürsünüz. Kolay kolay esnaf çocuğu da görmezsiniz MHP'de ve ülke ocaklarında. Dolayısıyla o yapının, o sınıfsal durumun da aşağılandığı bir vaziyet vardı orada. Şimdi bu patlıyor. Az önce Alaaddin Bey'in seslendiği MHP'li şeylerin, kanaat önderlerinin, zannediyorum görmekte bir hayli geciktikleri mevzu da bu. Çünkü şimdi şöyle bir şey ilk defa oluyor. Biz burada görüyoruz ilk defa. Bir kadın, ülkücü bir kadın, kendisinin de oradan geldiğini söyleyen bir kadın, belki de örgüt içinde gerçekleşmiş, onun kanaatine göre kesinlikle örgüt içinde gerçekleşmiş bir infazın hesabını soruyor devlet mercilerinde, yargıda. Şimdi bu ülkücülüğün, MHP'nin üzerine oturduğu patriarkal, Alaaddin Bey muhtemelen töre diyecektir ona, patriarkal, evet, yapının şahit olduğu bir durum değil şimdiye kadar. Bu çok yeni bir şey. İkinci bir şey söyleyeyim şimdi, buraya nasıl gelindi peki? Şimdi muhtemelen çok özensiz bir cinayetten bahsediyoruz farkındaysanız. Böyle gayet sallapati bir şekilde işlenmiş bir siyasi suikaste de, bir adi suçsa da gayet sallapati bir şekilde örgütlenmiş. Böyle hani yakalanacaklarını hiç düşünmemişler, yakalansalar bile yargılanacaklarını hiç düşünmemişler vesaire. Ben böyle bir düzenekten bahsediyoruz. Bunu niye yapmışlar? Alaaddin Bey şimdi kızacak belki bana ama... Buna güvenerek yapmışlar. Ya bu bizim oğlan, nasılsa kimse takmaz bunun öldürülmesine. Kimse düşmez bunun peşine demişler. Şimdi orada sarımsak yasaklanan, beyaz çorap giydirilmeyen çocukların sahipsizliğinden bahsediyoruz şimdi de. Onlar zaten o nedenle oradalar. Bir sahip bulduklarını, bir mecra bulduklarını, kendilerini gerçekleştirebilecekleri, sığınabilecekleri bir yer buldukları. Şimdi onlardan birisini kendisi infaz etmiş. Az önce terör dedim, gene diyeceğim. Ben günlerdir izliyorum Sinan Ateş davasını. Yeni değil sadece, mahkeme süreci daha yoğun ama bir hayli zamandır. Çünkü sağ cenahların genç çocuklarına, gençlerine neler yaptığıyla ilgili bir hayli derdim var. Daha çok İslamcıların ama elbette milliyetçi cenahta, milliyetçi cemiyetlerle ilgi alanım dahilinde. Bana bu daha çok kadınlarda gördüğümüz şeyi, kadınlar öldürülürken, özellikle genç kızlar öldürülürken gördüğümüz töre cinayetlerini anlatıyor bir taraftan. Bir meclis kurulmuş, töre cinayetlerini diğer kadın cinayetlerinden ayıran şey nedir? Bir meclis kurulur, aile karar verir ve birisi seçilir. Genellikle o küçük bir çocuktur, az ceza yesin diye. Ve infaz edilir genç kadın. Neden? İstendiği gibi davranmamıştır. Hakkında bir iftira vardır. Leke düşmüştür. Yani mesela adı çıkmıştır mesela. Leke, bu ne demek? Mal olarak, tırnak içerisinde mal olarak, mülk olarak değeri azalmıştır aslında. Öldürür aile. Başkaları niye yaptın dediği zaman da sana neden? Sana ne ya? Benim mülküm. Şimdi benzer bir vaziyeti burada da görüyoruz. Ne karışıyorsunuz diyor. Mahkemede o yüzden şey dikkatimi çekti. Yani sanıkların ya bu adam da düzgün bir adam değil demeye çalışmaları. Yani gördüğünüz gibi benim kafalardaki işimi takip ediyordu. Eş oldu. Sen işte güya neler 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 söylüyorsun vesaire falan, buralara kadar geliyorsun, peşine düşüyorsun bu işin. Düzgün bir adam mıydı ki? Kimse düzgün ya da düzgün değil bir adam diye düşmüyor tabii ki peşine. Çünkü burada biz geniş katlajla da ilgileniyoruz bir miktar. Yani bu tam da o açıdan Susurluğa benziyor. Yani bu iş bizim içinde bulunduğumuz halin
neden bu halde olduğumuzun ayrıca anlaşılmasına, manalandırılmasına hizmet edecek. Belki biz Sinan Ateş vakasını anlarsak başka vakaları da, başka şeyleri de anlayacağız belki. Ne bileyim ben, belki bir takım siyasi ittifakların anlam ve önemi değişecek birdenbire. Değil mi yani? Hani oradaki hikaye elbette bir cinayetin işlenmiş olması ve Sinan Ateş'in cinayetinin aydınlatılması vaziyeti, ama bundan ibaret bir hikaye değil. Zaten değil, olamaz. Yani eski bir Ülke Ocakları Başkanı öldürüldüyse, hele sokak öldürülme ortasında öyle infaz edildiyse, bu kesinlikle sıradan bir vaka değildir. Şöyle özetleyeyim. Çok uzun konuştum, çok özür dilerim. Birincisi, MHP şu anda, doğrusu MHP'nin ileri gelenleri, MHP'ye sahip çıkmak isteyenler olup bitenin farkında değiller. Esasında tıpkı hani şey diyoruz ya, dindar ailelerin çocukları artık dinden vazgeçiyorlar, İslam'dan vazgeçiyorlar. Neden? Aslında AKP'de gördükleri çürümeden de değil, kendi ailelerinde gördükleri çürümeden dolayı vazgeçiyorlar. İllallah diyorlar çünkü. Böyle bir kötülüğü, böyle bir dinden vazgeçirmeyi başkaları yapamaz. Ya komünistler yapamaz, öyle söyleyeyim. Alaaddin Bey de burada. Komünistler yapamaz, bunu başka dinden insanlar yapamazlar, kimse yapamaz. Bunu ancak o aile yapabilir. Hı-hı. Bu kopuşu ancak o aile gerçekleştirebilir. Hı-hı. Şimdi olan şey, MHP'de olan şey de benzer bir şey. Ayşe Ateş'in bugün çıktı, kendisi söyledi işte, yani kocam adam da öldürdü. Ama bu onun cinayetin aydınlatılmaması, onun için adalet istenmemesi anlamına gelmiyor. Ben öldürüleceğimi bile bile, öyle söylüyor, bile bile bunun peşinden devam edeceğim. Çocuklarımı annesiz, babasız kalmış çocuklarımı bile annesiz bırakacağım. Ama gene de devam edeceğim. Niye yapacağım bunu? Çünkü kopasımdır. Çünkü kopasım var. Çünkü beklenmedik bir şey bu onun içinde. Bir başkası da az önce söylediğim şeyin, hani sağın kendi içine, sağ partilerin, sağ cemiyetlerin kendi içlerine baktığımızda, toplulukların kendi içlerine baktığımızda gördüğümüz bu. Bu nasılsa bizden başkaları kıymet vermez. Bu aslında öz kıymetsizliğin, kendine kıymet vermeyişin bir ifadesidir. Başkaları kıymet verip bunun peşine nasılsa düşmez şeysinin, ne diyeyim, kavrayışının bir tezahürünü de görüyoruz. Bu bütün bu hikayede Sinan Ateş'in öldürülmesinden itibaren bugüne kadar bu hikayenin nasıl şekillendiğini de bütün bunları görüyoruz. Hı hı. Az şey değil gerçekten, kolay şey değil. Bence kalıcı etkileri olacak bu dava bu açısından. Dediğim gibi ilk defa oluyor böyle bir şey. Yani bir kadın çıkıp teşkilatı karşısına alıp yanına teşkilatın belki de düşman olarak bildiği insanları da alıp diyor ki ben adalet istiyorum. Yani belki benim kocamın da yaptığı yanlış şeyler vardı ama ben gene de adalet istiyorum. Bu çok yeni bir şey gerçekten.